Merhabalar arkadaşlar, Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda paragrafta yardımcı düşünceler, test 2'nin sorularını birlikte çözmeye çalışacağız. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Evet, bu parçaya göre çeyiz sandıklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar dikkatle bakın, sorudaki daraltıcı ifadeleri yuvarlak için alıyorum. Olumsuz ifadeleri de yuvarlak için alıyorum. Söylenemez. Demek ki parçada çeyiz sandıklarıyla alakalı bir şeyler söyleniyormuş. Hangisinin söylenemeyeceğini bize soruyor. Cevaplar bunların içerisinde. Parçada henüz değil. Arkadaşlar onun için parçayı sona bırakıyoruz. Yardım düşünce sorularında hep böyle davranıyoruz. Sonra bu altını çizdiğimiz ifadeleri, iki çizgiyle belirlediğimiz ifadeleri arkadaşlar metinde arıyoruz. Bir takım özel eşyaları saklamak amacıyla kullanılmıştır. Bir takım özel eşyaları saklamak amacıyla kullanılmıştır. Diğeri, muhafaza ettikleri eşyaların zarar görmemesi için bazı önlemler alınarak yapılmıştır. Diğeri, gösterişli ve süslü olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Başka, çok eskiden beri kültürümüzün temel ögeleri arasında yer almıştır. Diğeri, aynı teknik ve yöntemle yapıldıkları için birbirlerine benzer görünüşlere sahiptir. Ne arayacağımızı tespit ettik. Anlamaya çalışmadım. Sadece arkadaşlar gözümün aşina olması için ilgili ifadelerin altını çizdim. Tabii çok bastırarak, karalayarak değil. Anahtarlar burada. Şimdi paragrafa geliyorum. Paragrafı cümle cümle ele alıyorum. Aşağıdaki çeyiz sandıklarıyla alakalı bir cümle geçtiği anda hemen aşağıda bakıyorum. Bunlardan biri var mı? Var olanları gönderdikten sonra kalan cevaba ulaşıyoruz. Çeyiz sandığı gelinin evlenmeden önce hazırlamaya başladığı çeyizi muhafaza etmek için çok önemlidir. Arkadaşlar, muhafaza etmek korumak demek. Korumak. Dolayısıyla bazı özel eşyaları saklamak, korumak yakın anlamlı arkadaşlar. Kullanılmıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu sebeple çeyiz sandığının da görkemli ve şatafatlı olmasına ayrıca önem verilmiştir. Anahtar kelime ne? Görkemli ve şatafatlı olması. Gösterişli ve süslü olmasına dikkat edilmiştir. Buradan C'yi gönderebilir miyiz? Göndeririz. Çeyiz sandıkları ağaç işleme tekniklerinden birinden güzel örnekleriyle süslenmiştir. Arkadaşlar süslü onu söylemiştik. Evet. Bu süslemeler istisnasız tüm örneklerde sandığın dış yüzeyine yapılmıştır. Dış yüzeyine yapılmıştır süslemeler. İç tarafı ise cevizin nem gibi etmenlerden zarar görmemesi için özellikle kadife tarzı bir malzeme ile kaplanmıştır. Arkadaşlar, çeyizin nemden zarar görmemesi için, arkadaşlar bu da ne olacak? Zarar görmemek ifadesi B'de var. B'yi göndeririz. Bazılarının kapaklarını aynaya yerleştirmiş, bazılarının kapaklarının iç yüzeyleri boyama tekniğiyle çeşitli motiflerle bezenmiştir. Bakın arkadaşlar, bazıları ve farklılıklar ortaya konuyor. Dikkat edin, A ve B var ve farklar var. Dolayısıyla arkadaşlar, tüm bu özellikleriyle çeyiz sandıkları halk kültürümüzün en eski evrelerinden beri vazgeçilmez bir ögesidir. Arkadaşlar, kültürümüzün temel ögeleri arasında yer almıştır. Şimdi burada arkadaşlar, aynı teknik ve yöntemle yapıldıkları değil, farklılıklar ön plana çıkarıyor. Ve özellikle ikinci kısım, birbirine benzer görünüşe sahiptir ifadesiyle ilgili bir cümle geçmediği için cevabımız E olacaktır arkadaşlar. Devam edelim, ikinci sorumuza bakalım. Bu parçada dergilerin hangi özelliğine yer verilmemiştir? Bakalım. Yine seçeneklerden yola çıkıyoruz. Genelde haftada, ayda ya da belli bir zaman aralıklarıyla çıkar. Bu mu acaba? Düzenli olarak çıkamayan dergiler de vardır. Bu mu acaba? Ha, düzeltiyorum. Bu mu acaba değil. Bunların dördü var, biri yok. Daha çok mücadeleci yazarlar tarafından çıkarılmaktadır. Sınırlı sayıdaki okuru ilgilendiren araştırma ve inceleme türündeki yazılar yer alır. Okur kitlesi eğitim seviyesi yönünden gazeteden ayrılır. Olanları göndereceğiz, kalan cevap olacak. Belirli aralıklarla çıkan yayınlardır dergiler. Arkadaşlar, belirli aralıklarla çıkan ifadesinden direkt ne diyebiliriz? Belirli bir zaman aralığıyla çıkar, A'yı göndeririz. Dergiyi gazeteden ayıran başlıca özellik, sınırlı bir okura seslenmesi ve
Bu sınırlı sayıdaki okuru ilgilendiren araştırma inceleme türündeki yazılara yer vermesidir arkadaşlar. Şimdi okur kitlesiyle alakalı gazeteden ayrılan yönlerine bahsediyor ama eğitim seviyesine henüz girmedi. Dergiler haftalık, 15 günlük, aylık, 3 aylık bazen de belirsiz süreler içerisinde yayınlanır. Bu tekrar bizi nereye gönderir? A'ya gönderir. Belirsiz dediği için arkadaşlar düzenli olmayan olarak çıkmayan dergiler de vardır diyebiliriz. Belirsiz süre düzenli olarak çıkmadığını söyleyebiliriz. Örneğin Büyük Doğu dergisi 35 yıllık süre içinde bazen haftalık, bazen aylık, bazen de yılda 1-2 kez olmak üzere 512 sayı çıkabilmiştir. Örnek verdi düzensiz çıkmakla alakalı. Özellikle bir amaca ulaşmayı, amaca ulaşmak, sürekli çabalamayı seven kalemler, arkadaşlar amaca ulaşmak isteyen, sürekli çabalayan mücadeleci yazarlar her fırsatta dergiyle çıkmıştır karşımıza. Dolayısıyla C'yi de söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir dergi türün dediği gibi dergi çıkarmak bir düş değil, her an uygulanacak bir düşüncedir. Elimizde kalanlara bir bakayım, birini gözden kaçırdık demek ki. Sınırlı sayıdaki okuru ilgilendiren araştırma ve inceleme, o şuradaydı arkadaşlar. Sınırlı sayıda okura seslenmesi, D'yi de gönderiyoruz. Okur kitlesinin eğitim yönüyle alakalı bir yargıda bulunulmadığı için cevabımız E olacaktır. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuza bakalım. Evet, bu parçada anlatılan desen ve motif seçiminde, desen ve motif seçiminde etkili olan durumlara hangileri örnek olabilir? Şimdi arkadaşlar, bir öğrenci düşünün. Buradaki örnek olabilecek durumları okuyor ve anlamaya çalışıyor. Anladığını aklında tutmaya çalışıyor. Bir taraftan bunları aklında tutarken bir taraftan seçeneklerde de bulmaya çalışıyor. Böyle gidecek olursanız çok fazla zaman kaybedersiniz ve açık söylüyorum kafanız karışır, beyniniz yanar. Hem enerji kaybedersiniz hem de zaman kaybedersiniz. Dolayısıyla arkadaşlar zaten metinde olan ve aşağıda yazan ifadelerin altını çizip belirgin hale getirirsem ve cümle cümle bulmaca çözer gibi bulduklarımı gönderirsem cevaba ulaşmış olabilirim. Arkadaşlar, askerdeki nişanlısının haber bekleyen genç kız askerdeki nişanlısının haber bekliyor. Dokuduğu kilime haber getirmenin simgesi olan turna kuşu motifini işlemesi. Altını çizdik, bekliyoruz. Ağır hastalıktan yeni kurtulan yaşlı bir kadının dokuduğu heybeye ölümsüzlüğün sembolü olan hayat ağacı desenini işlemesi. Hayat ağacı. Diğeri neydi arkadaşlar? Haber getirmenin simgesi. İlk kez dokuma yapacak bir çocuğun evlerindeki dokuma kilimde gördüğü çiçek motifini elindeki önlüğe işlemesi. Evet, metin bizi yönlendirecek arkadaşlar. Hangileri örnek olabilir bakalım. Kadınlarımız ve genç kızlarımızın dokuduğu halı, kilim, halı yastığı, çanta, önlük gibi dokuma ürünlerinde çok sayıda geleneksel motif ve desen bulunmaktadır. Bu desen ve motiflerin hepsinin ayrı ayrı adları ve özel anlamları vardır. Bakın, ayrı ayrı adlar ve özel anlamı var. Yani aslında halıların, kilimlerin okuyabilene, anlayabilene söylediği çok fazla mesaj var. Evet. Bu desen ve motifler dokuma işlemini yapan kadın ve kızlarımızın içinde bulunduğu durumu, aşk, özlem ve ayrılık, mutluluk gibi duygularını, istek, heyecan, korku ve beklentilerini, evlilik, bekarlık, boşanma gibi medeni hallerini, göç, felaket gibi yaşanan toplumsal ve bireysel olayları ifade eder. Arkadaşlar dikkat edin. Neymiş bu anlamlar? Genç kızlarımızın içerisinde bulunduğu durum. Şuradan birinci cümleyi söyleyebilir miyiz? Evet, haber bekliyor. Özlemle dolu. İçinde bulunmuş olduğu durum. Dolayısıyla arkadaşlar turna kuşunu motif olarak kullanmasını söyleyebiliriz. Şurada var hemen arkasından. Aşk, özlem, ayrılık, mutluluk gibi duygular. Sonra heyecan, korku ve beklenti arkadaşlar. Korku, ölüm korkusu. Arkadaşlar, dolayısıyla ikideki ifadeyle söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Ama diğeri, ilk kez dokuma yapacak çocuk henüz dokumanın diliyle alakalı değil, motif yapmakla alakalı bakıyor olaya. Dolayısıyla onun dokunmuş olduğu motifte herhangi bir mesaj verme amacı söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. 4. soru. Yunus Emre'ye ait bu dörtlükte vurgulanan düşünce Hacı Bektaş-ı Veli'nin
aşağıda verilen hangi sözüyle aynı doğrultudadır? İkisi de büyük mutasavvıflarımızdan, biliyorsunuz arkadaşlar. Anadolu'yu vatan yapan Alperenler bunlar aynı zamanda. Şimdi, dövene elsiz gerek. Biri seni dövüyorsa karşılık verme diyor. Sövene dilsiz gerek. Biri senin hakkında kötü konuşuyorsa yine karşılık verme diyor. Derviş gönülsüz gerek. Yani her şeye kırılmaması gerekiyor. Engin, yüce gönüllü olması gerekiyor. Sonra da sen derviş olamazsın diyor. Arkadaşlar, incinsen de incitme. Yani döveni el kaldırma. Sövene cevap verme. Yani incinsen bile sen karşılık verip başkalarını incitme diyebiliriz. Evet, beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuz gelsin. Geliyor, geliyor. Geldi. Evet, hemen sorumuza bakalım. Bu parçaya göre Türk donanmasıyla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Çıkarım yapılacak Türk donanmasıyla ilgili bakalım. Arkadaşlar, önce seçeneklere bakıyoruz yine. Donanmamızda korvetler deniz ticareti güvenli ve eğitim amaçlı kullanılmıştır. Türk donanmasında kullanılan gemilere özel isimler verilmiştir. Başka milletler tarafından geliştirilen gemiler de donanmamız tarafından kullanılmıştır. Osmanlı döneminden beri kendi gemilerimize yaptığımız tesislerimiz vardır. Türk donanmasının en uzun gemileri fırkateynlerdir. Arkadaşlar, bulduğumuzu gönderirsek kalan cevap olacak. Çünkü olumsuz olarak soruyor. Korvet adı verilen gemiler. Korvet kelimesi şurada vardı arkadaşlar. Korvet adı verilen gemiler Türk donanmasında 18. yüzyılın sonlarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Evet, çok eskiden beri kullanmakla alakalı bir seçenek göremedim. Denizlerde ticaret gemilerini korumak amaçlı karakol görevi üstlenmiştir. Ticaret gemilerini korumak, ticaret güvenliği için söyleyebiliriz arkadaşlar. Üzerinde 20-30 kadar top taşımaktadır. Topla alakalı bir cümle. Yaklaşık uzunlukları 25 ila 30 metre arasında değişen bu gemiler, bu özellikleriyle donanmamızda en çok kullanılan savaş gemisi olan fırkateynlerden oldukça küçüktür. Şimdi bakın, eğer fırkateynlerden oldukça küçüklerse bu gemiler, bu korvetler, o zaman en uzun gemiler ne olacak bu cümleden arkadaşlar? Şöyle ifade edeyim. E'ye ulaşıyoruz. Dolayısıyla E'yi gönderiyoruz. Avrupa kökenli bir gemi tipi olmasına rağmen Osmanlı'nın son dönemlerinde kullanılmış, hatta kökeni Fatih Sultan Mehmet'e kadar dayanan meşhur Haliç tersanesinde inşa edilmiştir. Arkadaşlar, şimdi burada arkadaşlar, Avrupa kökenli, başka milletler tarafından geliştirilmiş ama daha sonra aynı gemiler Osmanlı'da da arkadaşlar üretilmiş, tersanede inşa edilmiş falan. Dolayısıyla başka milletler tarafından geliştirilen gemiler donanmamız tarafından kullanılmıştır. Arkadaşlar, buna da ulaşabiliriz. Hatta kendimiz imal etmeye de başlamışız. Bahriye öğrencileri korvetleriyle seyir eğitimi almışlar. Bakın, seyir eğitimi, şurada yarısını bulmuş yok, ticaret güvenliği ama eğitim yoktu. Şimdi eğitimi de bulduk. A'yı da gönderdik arkadaşlar. Elimizde B ve evet arkadaşlar, başka milletler tarafından geliştirilen gemiler donanmamız tarafından kullanılmıştır. Hatta imal edilmiştir. Bunu arkadaşlar göndermeyi unutmuşuz. Gönderelim. Son ifade, bu dönem Türk donanmasında kullanılan belli başlı korvetlerin isimleri şunlardır. Necat, Kilit, Bahir, Fatih ve İclaliye. Arkadaşlar, özel isimler verildiğini de görüyoruz. Şuradaki cümleyi arkadaşlar ilk bakışta yanlış yorumladık. Onu düzeltelim. Hatadan da bir ders çıkartalım. Cümle şuydu arkadaşlar. Bu özellikleri donanmamızda en çok kullanılan savaş gemisi olan fırkateynlerden oldukça küçüktür. Korvetler oldukça küçük. Buradan sadece şuna ulaşabiliyoruz. Yorum eksik yaptık. Düzeltelim. Korvetler fırkateynlerden küçük. Sadece bu bilgiye ulaşabiliyoruz. En uzunları fırkateynlerdir ifadesine ulaşamıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar çeldirici bir ifade. İlk bakışta hemen gözümüzde takıldı. Hatamızı düzeltelim. Cevabımız A olacaktır. Altıncı sorumuza bakalım. Evet.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir? Dikkat edin bu defa arkadaşlar. Yine çıkarılabilir diye sordu. Yardım düşünce ama olumlu köklü sordu. Evet, önce ne arayacağımıza bakalım. Bireylerin eğitim düzeyi arttıkça bağımsızlığa ve zenginliğe verilen önem artmaktadır. Bu mu acaba? Eğitim düzeyi arttıkça bağımsızlık duygusu artarken zenginliğe değer verme azalmaktadır. Bağımsızlık duygusu zenginliğe değer verme azalıyor. Evet. Eğitim seviyesi yükseldikçe hem bağımsızlık hem de zenginlik isteği azalmaktadır. Bir eğitim düzeyi ile bağımsızlık ve zenginlik arasında bir bağ kurulamaz. Eğitim seviyesi ile bağımsızlığa düşkünlük arasında ters orantı, zenginliğe önem verme arasında ise doğru orantı vardır. Bakalım metin bizi yönlendirsin. İlk öğretim lise ve üniversite öğrencileri ile yapılan bir araştırmada öğrencilere bireysel açıdan bağımsız olmak sizce önemli midir diye sorulduğunda öğrenciler yüksek oranda bunun önemli bir değer olduğunu ifade etmişlerdir. Arkadaşlar, bu oranda %90 olarak çıkmıştır. Bu yüksek olan bireylerin eğitim durumuyla karşılaştırıldığında ise ilk öğretimde okuyup da bunun önemli olduğunu belirtenlerin oranı %85, bu oran liselerde %90, üniversitelerde de %95 olarak görülmüş. Yani eğitim düzeyi arttıkça arkadaşlar bağımsızlıkla alakalı beklenti artmış. Yine aynı öğrencilere zenginlik sizin için önemli midir diye sorulmuş. Bu sefer ilk öğretim öğrencileri %60, lise öğrencileri %40, üniversite öğrencileri de %30 zenginliğin kendileri için önemli bir değer olduğunu söylemişler. Dolayısıyla arkadaşlar eğitim düzeyi arttıkça bağımsızlık duygusu artıyor ve zenginliğe verilen değer azalıyor diyebiliriz. Diğerine bakalım arkadaşlar. Evet. Bu parçada numaralanmış cümlelerle anlatılanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar bu soru direkt birinci cümleyle alakalı yargıyı seçeneklerden okuyacağız. Yukarıda birinci cümleye bakacağız. Bu yöntemle çözeceğiz. Birinci cümleye göre söylenemez diye sordu. Onu da yuvarlak içine aldık. Atmosfer 100 kilometreden kalın bir gaz tabakasıdır. Hemen bakalım birinci cümleye. Atmosfer dünyanın etrafını saran yaklaşık 120 kilometre kalınlığında bir gaz tabakasıdır. Evet, birdeki ifadeye arkadaşlar ulaşabiliyoruz. İkide ne arayacağız? İkinci cümleye göre atmosferde en çok bulunan sabit ikinci gaz oksijendir. Evet, ikinci gaz en çok bulunan oksijen. İçerisinde %70 azot, %21 oksijen. İkinci azottan sonra arkadaşlar. Buna da ulaşıyoruz. Gönderelim. Üçte ne arayacağız? Üçüncü cümleye göre atmosferde azot, oksijen, argon gibi gazlar eşit oranlarda bulunur. Üçe bakalım. Bu gazlar atmosferde sabit, aynı oranda bulunur. Arkadaşlar, sabit, aynı oranda bulunur demek oranlarının eşit olduğu anlamına gelmez. İkinci cümleyle çelişir o zaman. Yani %78 azot, %21 oksijen, %1. Buradaki söylenen şey şu. Atmosferin tamamında arkadaşlar alınan ölçümlerde aynı sonuç ortaya çıkıyor. Başka nasıl anlatılabilir? Okyanustan bir bardak su alıyorsunuz. Bir bardak sudaki tuz oranıyla okyanusun tuz oranı aynı, değişmiyor. Söylenmeye çalışılan şey bu. Dolayısıyla eşit ifadesine ulaşmamız yanlış bir yorum olacaktır arkadaşlar. Söylenemezle alakalı sorulduğu için cevap ortaya çıktı. Diğerlerini hızlıca kontrol edelim. Ve arkadaşlar soruyu zaten ekrana yansıtmakta zorlanıyorum. Dördüncü cümleye göre su atmosferde bulunan değişken oranlı gazlardandır. Su değişken oranlı, bir de sabit olmayıp değişen oranlarda bulunan gazlar vardır. Bunlar da su, karbondioksit, ozon ve benzeri gazlar. Yağmurun yağışına ve durumuna göre su bu grup içerisinde değerlendirildiği için alabiliriz. Beşinci cümleye göre atmosferin yere yakın kısımlarında gaz oranı daha fazladır. Yere yakın gaz oranı daha fazla. 120 kilometre kalınlığa sahip atmosferdeki gazların tamamına yakını atmosferin yerden 35 kilometre yüksekliğe kadar bir bölümünde bulunur. Gazların tamamına yakını
arkadaşlar, yerden 35 kilometre yüksekliğin tamamına bulunduğu ise ve 120 kilometre ise arkadaşlar genel kalınlık, o zaman ortalaması ne olur bunun? 60. Yere yakın diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar bu bilgiye de ulaşırız. Evet. 8. sorumuza bakalım. Bu yukarıdaki nörcümlerin hangisine tanımlama yapılmıştır? Tanımlamanın kalıbı şu arkadaşlar. Tanımladığımız şey, neyi tanımlayacaksak, falan nokta nokta dır kalıbı. Yani falan şudur. Şu nedir? Bu soruya verilen cevap, hemen bakalım ilk cümle. Atmosfer, dikkat edin, nokta 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 dır. Atmosfer gaz tabakası dır. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar cevabımız? Birinci cümle olacak doğal olarak. Evet, A diyoruz. Bu sorumuzla bu testimizin de sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.